Dostlar selamlar herkese haftayı açtık açmaz mı olaydık valla bilmiyorum ee, kötü bir gün bekliyorduk zaten de e, yani artık kötü günleri de çığırından çıkarmaya başladılar yani durmak bilmiyorlar maalesef ki ee, twitter'da da artık son dakikalarda o kadar çok şey yazıp yazıp sildim ki en son e, yazıp yazıp sildiğimi yazayım bari dedim ya gerçekten çok can sıkıcı bir piyasa bu ee, ben herhalde bir buçuk senedir falan buralardayım hiç bu kadar yani ağzımdan benim e, zannetmiyorum kötü bir kelime duyduğunuz ama kendimi hiç bu kadar zor tutmamıştım. E, ya da hiç bu kadar sıkıntı yaşayabileceğimiz şeyler e, söyleyip söylememek konusunda tereddütte kalmamıştım. Çünkü gerçekten insan e, sessiz kalmakta da zorlanıyor yani bir şeyler yazmak istiyor yazarken iyi ayarlaması gerekiyor ya da söylerken iyi ayarlaması gerekiyor Söyle söyleyeceği şeyi e, inanılmaz yani artık herkes görüyor herkes yazmaya başladı şişe cam bile e, artık SPK Hadi artık işini yap demeye başladığına göre sıkıntılar gerçekten çok üst boyutlarda e, şimdi ben şöyle düşünüyorum bunu da yine olabildiğince eee Sakin yavaş ifade etmeye çalışacağım. Doğru kelime sakin ve yavaş değil şey de da, e, olabildiğince yani suçlama yapmadan ifade etmeye çalışacağım. Şimdi biz bir haftadır bir vergi konusuyla boğuşuyoruz değil mi? Yani spekülasyonun tillahı yapıldı. Herkes her konuda fikri var zaten bizim memlekette. Herkes bir şeyler attı ortaya. Vergi şöyle olacak böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Ya sevgili Mehmet Şimşek çıkıp yani net bir açıklama hani e, yapılamıyor mu burada? Neyi bekliyoruz abi? Hani neyi bekliyoruz? Çıkıp şöyle bu konuyu bir net olarak olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz, net net hani ne olacağı, ne zaman başlayacağı, yüzde kaç, binde kaç olacağı, artık neyse nereden itibaren geçerli olacağı bunu detaylı bir şekilde piyasaya açıklayamıyor muyuz? Ya bunun ne kadar zarar verdiği belli değil mi Allah aşkına? Ya bunun neden önüne geçilmez bir türlü? Hani zaten vergiyi şu an konuşmamız bile saçmalık. Yani şu an vergi ihtimalini konuşmamız bile baştan aşağı saçmalıkken bir de bunun spekülasyonuyla uğraşmak. Yani inanılmaz gerçekten nasıl bu işler bu kadar arka arkaya bu kadar yanlış yapılır? Ya vallahi aklım almıyor ya. Biz mi bir şey bilmiyoruz diyorum acaba ya. Ya bu kadar olmaz. Bu kadar arka arkaya yanlış yapılmaz abi. Vallahi bak bu kadar arka arkaya yanlış yapıldığını ben görmedim ya. Bu kadar arka arkaya yanlış yapılmaz çünkü. Yani hani kimse mi çıkıp demiyor abi hani e, ee, yanınızda çalışan duran ya hani bir açıklama yapalım bu işi bir düzene sok ya SPK'da herkes gün boyu çay mı içiyor abi ne yapıyorlar yani hani kimse mi bakmıyor kimse mi çıkıp ya bir şeyler yapalım ya da ne bileyim ben burada çalışıyorum ama niye çalışıyorum demiyor mu kimse ya bilmiyorum yani Vallahi insanın aklı almıyor ya. Hani artık Kafada kurmaktan paranoyak olacağız yemin ediyorum. Herkes antidepresana başlayacak memlekette. Zaten kullanıyorum memleketi yarısı antidepresan. Kalan yarısına da başlatacaksınız ya. ya. çok çok ilginç işler gerçekten. Ee, hani hiçbir hazırlıkta yapmam dediğim gibi. Hani grafiklere grafiklere de bakasım yok. Neyine bakacağız abi grafiğin yani. Bir önemi yok ki grafiğin. Hiçbir önemi yok şu an grafiğin. Ve Pegasus desteğini kırmış. Ne önemi var ki Pegasus'un desteğini kırmasının? Ne zaman keyifler isterse o zaman alacaklar bunlar. Bunlar destek bilmiyor, teknik bilmiyor, temel bilmiyor, hiçbir şey bilmiyorlar ki bunlar keyif biliyorlar. Bunlar keyifçi. Ne zaman keyiflidirler, o zaman piyasa yukarı alırlar. Yani ee, bunlar ne borsadan geçinenleri umursarlar, ne emeklilik parasını borsaya atanları umursarlar, ne üç kuruş ee, biriktirip çocuğuna bir gelecek sunmak isteyenleri umursarlar. Bunların ne bir ahlak yargısı var, bunların ne bir etik yargısı var, bunların ne bir inanç yargısı var. Hiçbir şey yok. De değeri yok. Değeri olmayan insandan korkacaksın. Bir insanın değeri yoksa, bir insanın bu hayatta inandığı bir şey yoksa bu adam sadece kendini inanıyordur. Bundan korkacaksın. Korkmaya başladık biz de vallahi yani çünkü... Bu kadar olmaz abi. Vallahi bu kadar olmaz ya. Yani bu 7200'lerden beri endekse gariplik olduğunu söylüyorum bakın. Yani endeks 7200'lerdeyken beri normal değil yaşananlar diyorum farkındaysanız. Olabildiğince de ben düşüncelerimi sizlerle dile getirmeye çalışıyorum. Yani bu 7200'den bu yana çok kazandığımız da oldu. Çok kaybettiğimiz de oldu. Ama dedim ki bak her seferinde normal değil hani yaşananlar anormal şeyler yaşanıyor piyasada. Ve geldi yani her geçen gün bu anormalliğin boyutunu arttırdılar. Her geçen gün arttırdı. Üzerine koya koya koya. En son şirketler bile, bakın en son şirketler bile e, konuşmaya başladı. Açıklama yapmaya başladı. İşte cam örneği bugün yani. Çünkü ya en başta ben konuşurken bu 7200'e diyordum ki, yani tek tük. Piyasaya etkisi olmayacak insana konuşuyor diyor. şey yani benim 25 bin takipçim var, 30 bin takipçim var. Yani benim orada konuşmamın kimi ne etkisi olacak? Hani piyasanın büyüklerinin bir şeyler söylemesi lazım. Benim gördüğüm onlar aile aile görüyorlar. Bir şeyler söylemesi lazım diyordum. Bu manipülasyonların, bu spekülasyonlar arttıkça yavaş yavaş e, ses çıkaranların sayısı artmaya başladı. Şu an herkes ses çıkarıyor artık. Şu an herkes konuşmaya başladı üstüne şirketler de konuşmaya başladı çünkü o kadar abarttılar ki yani o kadar abarttılar ki insanlara başka bir şey sunmuyorlar yani İşte bunlar sabah e, bir tweet attı bakın bunları da şöyle bir sıkıntı var bunlar sadece biz kazanalım istemiyorlar bunlar geri kalan herkes kaybetsin istiyorlar yani bu e, narsistçe bir düşünce mi desem sadistçe bir düşünce mi desem yani gerçekten ee, i̇şte akıl almaz sürekli akıl almaz akıl almaz diyorum çünkü akıl almaz için açıklayamıyorum abi akıl almaz bir durum var yani burada. Ee, biz de izliyoruz abi bekliyoruz başka yapacak herhangi bir şey yok ee, işte elimize gün boyu kahvemizi alıyoruz izliyoruz yani artık trade etmeyi falan da bıraktım o borsada ben borsalarda. Ee, Kripto da Amerikan borsalarında trade etmeye çalışıyorum zaten ağırlığım genelde borsada onlarla beklemeyi tercih ediyorum ee, dediğim gibi çünkü keyif işi var. Yani tamamen hangi nereden döndürmek isterlerse o zaman oradan döndürecekler. Kimse bilançoyu umursamaz. Kimse tekniği umursamaz. Bilançosu iyi gelen düşer. Kötü gelen düşer. Yani bakın şu borsada bakın ne açacağım. Şu borsada doğru rally yaptı ya. Baba kimseyle çıkıp nasıl rally yaptı demedi ya. Baba bu hisse nasıl rally yaptı. Bu hissenin açıkladığı bilançoyu görenler vardır. Bakın bu hisse bu yıl tamam mı abi? Bu yıl %300 yükselmiş abi. Çarpı 4 yapmış bak. Çarpı 4. Açıkladı bilançoyu görmüşünüzdür belki. Yani olabildiğince kötü bir bilanço açıkladı. Baba bu ise çarpı 4 yaptı. Zaten neler neler ne örnekler var biliyorsunuz. Yani Mia bilanço açıkladı. Şiir gibi bilanço açıkladı Mia. iki tavan yaptı kaldı. Ereğli şiir gibi bilanço açıkladı. Adım bile atamadı. Ama birleşim mühendislik orta şeker bir bilanço. Kötüye kayan, orta şeker bir bilanço açıkladı. Şu tepesinden bakın yüzde 40 düştü 40. Yani yoldan geçen şirketler değil bunlar, birleşim falan filan. Yani iyi şirket. Yani patronlar zaten Allah razı olsun Gesen patronundan. Ee, hani nasıl ki kötü bir yol var? Hani biz kötü bir yolda ilerliyoruz. Yani yol kötü, yolun sahibi kötü. Ee, bir de yolda beraber yürüdüklerimiz de kötü. Gesan arkadan taş atıyor sürekli illa düşürecek. Ya yani bir de patronlarla uğraşıyoruz yani. Patron dertleriniz var. Gesan da onlardan birisi ama perişan ettiler yani şu kare senemik gibi bir hisse mesela. Hiç kimseye mi kazandırmaz? Hiç kimseye yani şuradan 140 TL'den 45 TL 100 lira düştü bu hisse. 100 lira. İnanılmaz bir hissenin ne deri? 100 lira düştü. Ya abi düşüş olur ama bu kadar karaktersizce düşüş olmaz. Ya bir tane kale seramik örneği olsa deriz ki baba bir şey vardır bunda yani ne bileyim e, yüksekten arz etmişlerdir. Ya e, manipülasyon dönmüştür. Birileri bir şeyler yapmıştır. Hani tek örnekler olur. Borsa bu bunlar olur. Yani Amerika'da da oluyor bunlar ne bileyim. Avrupa'da da oluyor. Yani tek örnekler olur. Ama bizde hep söyle abi. Bizde karakterli hareket yapan borsa kalmadı ki. Hisse kalmadı ki. Hiçbir şey yok. Hepsi kafasına göre hareket ediyor bizdeki hisseleri. Yani diyecek çok bir şey yok abi. Çok eee senaryo bozucu çok da konuşmayayım. Vallahi yanlış bir söylemekten tırsıyorum. Açıkçası. E, birkaç hisse bakalım. Sonra da bugünü kapatalım. E sizlerin düşüncesini daha çok tahmin ediyorum. Zaten videoyu izleyesiniz olmadığını da biliyorum. Normal yani. Videoyu izleyesiniz e, olmaması da çok normal. Abi çünkü insanı borsadan soğutuyorlar. İnsanı borsadan soğuttukları için abi niye izleyeyim diyorsunuz. Ben niye bununla vakit kaybedeyim diyorsunuz. Bana hayatımda bir şey katmayan bir şeyle ben niye vakit kaybedeyim diyorsunuz. Haklısınız. Merak ediyorum ki, çok merak ediyorum ki ee, Pazartesi kötü geçmesi bekleniyordu. Salı, salı kötü geçmesi bekleniyor. Çarşamba artık ufaktan kapanışa doğru toparlanma beklenir diyorduk. Eee her şey düştü ya 10.000'in 10 altına da geldik artık. Erkenden geldik. O yüzden artık bir toparlanma beklenebilir. Ee, acaba bu toparlanma vergi konusuna bir netlik getirildikten sonra mı olacak? Çok merak ediyorum. Yorumları da size bırakacağım. Öyle bir şey olursa. Ee, benim herhangi bir yorumum yok arkadaşlar. Herhangi bir şey söylemiyorum. Merak ediyorum sadece. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hisselerde de neye bakalım? İşte Reader tavan yaptı ama yani Rieder'in hareketleri kötü. Ee, bir gün tavan, bir gün tavan, bir gün tavan, bir gün tavan. Hareketleri kötü Rieder'in kanala giremedik hala. Kanala girmesi kanala girmiş bugün gerçi de. Bakayım aynen. Tam kanalın içinde kapatmış. 40, 40 düşeni kırması için 44 TL geçmesi lazım. Ee, Kuzey boruda güzel bir şey geldi. bilanço geldi. Şimdilik tavan yaptı. Kırılım da yaptı ilk direnç e, 94 TL direnç olarak çalışacaktı ama bence ana direnç şu an bu ile 100 TL olması lazım diye düşünüyorum Kuzey boruda agrod bu kutu önemli diyordu kutuda durdu bugün iyi hareket de yaptı ama sonra piyasada geri çekildi 15-16.90 bir kutusundan bir tepki gelmesi lazım doğuş 271 TL kutuda doğuştu Direnmeye başladı, durmaya başladı. 272-251 aralığı. Güzel bir destek noktası arkadaşlar bu kutu. MIA teknoloji Order Block'a geçememeye devam ediyor. Order Block direnç 59.95, 75 Birleşim bugün birkaç kere sağlam atak yaptı ama yemedi maalesef ki. Burada 21 TL üzerine atmamız lazım toparlanma için. Aynı şekilde devam bu düşüncemiz. Tarkim 448 TL Tarkimleri düşüş sürüyor 435 TL son dip seviyesiydi ee, Burayı da mı aşağı kıracağız merak ediyorum Bülbül 100 TL altına iniyor inanılmaz gerçekten Bülbül 100 TL altında uzun vadeciler için bence bir fırsattır ama Tabii ki tavsiye içermiyor 95 TL şu an için yakın destek seviyemiz Tüpraş kutudan bugün güzel bir destek aldı İyi de tepki aldı ama kapanışa doğru onu da bastılar. 161.2 kutunun dibi. Hala kutudayız. Umarım toparlanmamız sürer. Yani toparlanma olur buralardan diyelim. Yahoo Teknoloji 171 TL gün içinde müthiş hareketler yaptı ama o da ters tepti maalesef ki. Günü pozitif kapatsa da kanal içerisine giremedikçe bir anlamı yok. 180 üzerine atmamız lazım. Pasifik günü içinde çok kez pozitif hareketler yaptı ama kırmızı kapattı. Kırılım 65 TL'de. Hatsan 52.45 o da bugün 53.85 üzerine atmaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Şimdi düşüş onayı gibi duruyor hareket. 53.85'i kırmalıyız. Türk Hava Yolları 300 TL altında. 297-288 sıralı desteklerimiz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Egen 12162 MA200 artık temas etmişizdir diye tahmin ediyorum. Evet bugün ettik net olarak an itibariyle Egen'de. Bakalım bir toparlama görecek miyiz? Oyak Çimento ee, haftalık mumda bakalım aşağısında biz yine yani destek noktasının tam üstündeyiz. Şimdi bozmayalım da. Ee, haftayı yeşil kapatmasını bekliyoruz Oyak'ın. Yakın takibimiz devam ediyor. Europower 108.5 Euro Power 100 TL'ye inecek gibi Hiç, e, affetmiyor. 100 TL altında yani Euro Power benim gözümde bedava'nın bedava'nın bedavası olur. Aklım hayalim ermezdi açıkçası 100 TL altına inmesine. Hatta e, 70 TL, e, 70-80 TL arasından toplamıştım ben Euro Power'ı. 250'lere geldi. Daha sonrasında baktım orada market yapısı bozuluyor. Ben 200 TL civarından 190, 210, 190, 210 buralarda elimdeki euro powerların çok yüksek oranını 75, 80 civarını çıkartmıştım. Çıkartırken de 300'leri görecek miyiz acaba erken mi davrandım diye düşünmüştüm. Gerçi yani artık benim için Eylül, Ekim de gelmişti. Yani yıl sonuna doğru demiştim. Ee, ama buralara gelmesi aklımın ucundan geçmez. 100 TL altında bence bedavadır. Her ne kadar güvenilmez bir patrona sahip olsa da tabii ki tavsiye içermiyor arkadaşlar. Ecos 34 TL kutu kanal bakalım. Kanalın tam dibindeyiz. Kutuya çok yaklaştık burada da. Pegasus 200,5 altında bir kapanış geldi. Ee, ama dediğim gibi şimdi... Normal 185 185'lere kadar inebilir. 200 TL altına toplamak için uygundur ama e, fake bir kırılım da olabilir. Hiç güvenmiyorum bu piyasanın teknik anlayışına. O yüzden e, kısa vadede de ben takibe devam ediyorum. Orta uzun vadede altında zaten toplama alanı. Gesan 54.70 Gesan paraşütçü düşüne başladı. 50 TL 48-50 TL aralığı bir diğer destek noktası an itibariyle tepeden düşüşümüz arkadaşlar %54 oldu. Gesan'da müthiş düşüş devam ediyor. Forte 54.90 Forte'nin tepeden düşüşü ise %58 oldu. Burada da e, şu bölgede yani 54 TL'nin dip olarak kalması lazım. Daha önce döndüğümüz bölge. Kale seremi 45-70 bir dibi yok. Kale seremi düştükçe düşüyor arkadaşlar. Allah yatırılmışsa sabır versin demek lazım. Ee, yani 34 TL'lere de inmez herhalde diye ümit edelim. Patek pateklere satışlar devam ediyor. Ee, iki gün yükseldi ama hemen geri aldılar. Bir retest olarak çalışacaksa yarın yine güzel bir patek izlememiz lazım. 68-65 güncel destek seviyemiz. Sahol 89 65 kadar indi. Ee, burası bence iyi bir destekti ama tutmayacak gibi. Ana destek 83 TL arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi. CV 209 TL. CV CV de 200'ün altına inerse ki kanal çok e, sert aşağı kırıldı. 200'ün altına inerse bence bedavadır. Yani e, kolay kolay görmeyeceğimiz fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç fiyatlamalar var gerçekten. Çok çok ilginç fiyatlamalar var gerçekten. E aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. E, i̇zliyorum burayı da. Borusan 466 TL şu dibine geldi. Borusan da Bisotosu şirketi Borusan arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Tepeden %55 aşağıya inmiş durumda. E, tam dip destek noktası. Bakalım bir tepki alabilecek miyiz? Sayas 62.55. Sayas'ta da paraşütsüz düşüş devam ediyor. Ee, yani şu bölgede zaten dönüş için ideal yerler var ki keyfek eder. Nerelerden dönmek isterlerse oradan dönerler. Ama düşüş devam ediyor şimdilik. Genel piyasa dönüşü bekliyoruz. Tepeden düşüş burada da %57 civarında. Bulmuş Morgan çok zor oluyor Morgan'a bakayım bir. Morgan'ın dibi yok arkadaşlar. Bütün destekleri kırıyor patır patır. Yani üzücü. Arz fiyatı sanırım şuralık bir şey herhalde değil mi? Arz fiyatına geldi. Ee, bakalım tepki verecek mi? Tepeden düşüş %48. Astor çok satış yedi yine. Ee, kanal dibine geliyor Astor'da. 93 93.60 kanal dibi arkadaşlar Astor'unda. Ee, burada da durumlar. Bakayım dur logaritmik mi bakmışız? Logaritmik bakmışız aynen. 93 TL kanal dibi. Astor'da günün satış yiyenlerindendi. Şöyle platform turizm çok iyi gidiyor piyasaya rağmen. Gerçekten güzel ilerliyor platform turizm. 200 günlük ortalamayı da yeniden kazandı. Kırmızı kutuyu geçersek ne mutlu bize diyeceğiz. Avrupa kent gayrimenkul gün boyu iyiydi. Çok pozitif de davrandı. Ama en son durumda o da aşağı bir kırılım yaptı. Kutuyu aşağı kırdı ama ben açıkçası çok bir problem olacağını Zannetmiyorum. Ee, geri alım programına inanıyorum. Ufak ufak maliyet düşürme gerektiği zaman maliyet düşürerek orta vade. Ben iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Geri alım programı olan şirketlerde. Sevgili dostlar, Entrada da aynı şekilde. 10 TL üzerinde kalmaya başardık ama 10.06 altındayız. Yani genel bir dönüş bekliyoruz buralarda artık. Çünkü hisse bazlı hareket çok yok. Marshall 1900 TL. Marshall yükselen trendi tutundu bugün bakın. Ee, bir umarım dönüş hareketi piyasa ile beraber görürüz. Sonrasında bakıyorum başka başka da bir şey yok ya. Yani. Uzun uzun valla anlatmayayım ben de. Bakayım şunu da çok. Yani ülker yüzde, yani 160 TL'ydi zaten. Evet 160 TL'ydi ülkerin hedef fiyatım ilk hedef fiyatım. Oradan bir düşüş aldık. toparlayınca Ülker bence hala potansiyel şirketlerden biridir. Dohol satışıyor ama Dohol'de çok ciddi bir geri alım programı açıklandı. ben Dohol'ün de orta vadede ciddi fark yaratabileceğini düşünüyorum. Sonrasında sonrasında bakıyorum, bakıyorum. Başka da bir şey yok ya. Vallahi sevgili dostlar bugünlük bu kadar diyelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Az çok tahmin etsem de ben anlatıyorum. Siz de mümkün mertebe anlatın. Kanala abone olma motivasyonunuz varsa kanala abone olursanız çok sevinirim. Hafta sonu YouTube katıldı. Haftanın takip listesini videoyu paylaştım. Çarşamba akşamı onu güncellemesini paylaşacağım bugün kanala abone olup YouTube katıla katılırsanız zaten geçmiş videoları da tüm takip listelerimizde görebiliyorsunuz. katıl butonuna tıklayarak Dantes Kulübü sekmesine tıklayabilirsiniz. Sonrasında finansal danışmanlık için mail atabilirsiniz. Dantes Price Section eğitim seti için de Sahol 100 TL olunca yapacağım indirimi çarşamba günü başlatmayı düşünüyorum. Ee, çarşamba günü de eğitimle dair bir indirim duyurusu yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Hepimiz aynı durumdayız. Ee, kimse yalnız değil. Kazanan kimse yok şu an. Merak etme. O nasıl kazanıyor diye düşünmeyin. Kimse kazanmıyor abi. Herkes kaybediyor şu an. Herkes bekliyor. Bekleyeceğiz. E, ee, keyif bekliyoruz maalesef ki. Akşam Türkiye maçı var. Maç izleriz. Birkaç grafik daha bakarız. keyfimizi yüksek tutmaya çalışalım. Elbet dönecek. Yani elbet alacaklar. Nereye kadar? Elbet alacaklar. Bayağı yordular. Bayağı insanları umutsuzluğa ettiler. Çok insanı borsadan kaçırdılar. Ee, belki bir süre döndükten sonra zaten zararlar çıkacak ama elbet dönecek. Borsada kaybedilen borsada kazanılacak arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Seviyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle.